Ne oldu? Uyudu mu? Evet, ilaç verdim. Şimdi uykuya daldı. Sabaha kadar uyur inşallah. Ne tuhaf değil mi? Ömer tam kurtuldu derken bir anda kötü şans denen şey bu herhalde. Evet. Ama Suat da birkaç santimle kurtuldu. Yani ölebilirdi. Düşünsene ölümden döndü. Böyle şeyler düşünme. O iyi. Her şey yolunda. Ama ölebilirdi. Bir hiç uğruna ölmüş olacaktı. Ben gidiyorum. Birazdan dönerim. Nereye? Nereye gittin? Merhaba. Merhaba. Ne işin var bu saatte burada? Sabahı bekleyemedim. Niye? Ben bunu tekrar taktım. Takabilirim, değil mi? Takabilirsin. Zeynep. Sen sakın ölme, tamam mı? Tamam. Ölmem. Yine de tabii bir şeyler pişirmesi, dışarıda gece elbisesiyle oturmasından iyidir. Bunu atlatması kolay olmayacak. Zamana ihtiyacı var. Böyle bir şey zamanla atlatılır mı bilmiyorum. Sana bir şey olsa ben yaşayamazdım herhalde. Günaydın. Nasıl oldun bugün? İyiyim. Zeynep nasıl? İçeri sokmayı başardık. Ama şimdi deli gibi poğaça pişiriyor. Nasıl toparlanacak bilmiyorum. Günaydın. Hoş geldiniz. Ne kadar güzel Zeynep Hanım. Eski nişanlınızı ziyarete mi geldiniz? Mine. Ben şey... Hemen gitmem gerek. Fikret Hanım beni bekliyordur. İyi günler. İyi günler. Evet. Bakıyorum bugün çoğalmışsınız. Ama yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşınız daha vardı. Hani kısa saçlı, risküpü bir hanım. Kendileri bugün de mi teşrif etmediler yoksa? Geliyor hocam. Özür dilerim hocam. Ben Suat'a uğramıştım da. Zaten asistanlarımızın işi gücü aşk. Siz buraya doktorluk yapmaya geldiniz. Bir işiniz var. Aşk hayatınızdan kesinlikle ayrı tutmanız gereken ciddi bir iş. Maalesef hiçbirinizin bunu başarabileceğini sanmıyorum. Sizinle ilgili umutlarım her geçen gün biraz daha azalıyor ne yazık ki. Zeynep, sen epikriz formlarını doldur. Siz ikiniz benimle acile geliyorsunuz. Hocam, Zeynep çok kötü. Onunla bir konuşsanız. Ne yapmam gerektiğini senin gibi sorumsuz bir asistandan öğrenmeyeceğim. Şimdi beni takip edin.